Öncelikle Gedik Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi olarak ülkemizin ilk spor bilimleri fakültesidir. Ve ilk kez beden eğitimi öğretmenliği programı ile 2011 yılında eğitim öğretime başlamıştır. Ve geçtiğimiz yıl beden eğitimi ve spor öğretmenliği programından ilk mezunlarını vermiştir. 2012 yılında itibaren antrenörlük eğitimi ve spor yöneticiliği bölümleri de devreye girmiş ve bu yıl onlar da mezunlarını vereceklerdir. Son yıllarda spor endüstrisi çok büyük bir ekonomik güce kavuşmuştur dünya boyutunda ve Türkiye'de de giderek büyük bir ekonomik boyut olmaya devam etmektedir. Sporun izlenmesinden, medyasından, spor araç gelişlerinin üretiminden başlayarak birçok alanda bizim mezunlarımız çalışabilirler. Bugün itibariyle 20'nin üzerinde alanda mezunlarımızın çalışabileceği meslek olduğunu biliyoruz ve bu meslek sayısı da giderek artmakta. Bunların başlıcaları eğitim kurumları, hemen hemen tüm eğitim kurumlarında görev alabilirler. Spor teşkilatının bütün kademelerinde görev alma şansına sahipler. Ayrıca fitness sektöründe, sağlık sektöründe, spor araçları gereçlerinin yapımında, üretiminde ve pazarlanması gibi konular gibi da birçok alanda bizim mezunlarımız görev alabilmektedirler. Spor Bilimleri Fakültesi uygulama ve teoriyi bir arada yaşayan bir fakülte ve öğrencilerimizin toplum içinde öğrendikleri teorik bilgileri uygulayabileceği fırsatlar yaratan bir fakülte burası. Bu yüzden birçok projeler yapmaktayız ve bu projelerde özellikle toplumun içinde öğrencilerimizin problem çözme yeteneklerinin geliştirmesi konusunda onlara destek vermeye çalışmaktayız. Üniversitemiz başarılı öğrencilere destek vermektedir. Başlangıçta milli sporcularımıza %25 bursla başlatmaktadır. Daha sonra da Üniversiteler Arası Spor Federasyonu'nun karşılaştırmalarında derece alan sporcularımıza ayrıca ödüller de vermektedir. Geçtiğimiz yıldan itibaren Vala Gedik Spor Ödülleri başlamıştır ve bu yılda bu ödüller devam ettirilecektir artık geleneksel olarak. Spor Bilimleri Fakültesi'ne girebilmek için öncelikle YGS'den taban puanı geçmek gerekmektedir. Bölümlerimize göre taban puanının kaç olacağı senatomuzca belirlenmekte her yıl. Ama YGS puanı en yüksek olanı biz dikkate alıyoruz ve giriş sınavlarında ön kayıt yapıyoruz. Giriş sınavı için özel yetenek parkurlarımız var. Bu parkurlarımızda sıralama yapıyoruz. Bu sıralamayı yaparken de öğrencilerin ortaöğretim başarı puanları ve YGS puanları, ayrıca eğer spor özgeçmişleri varsa o özgeçmişlerini de değerlendirerek total bir sıralama yaparak öğrencilerimizi okulumuza alıyoruz.